Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadık. Tabii biz depremde gördük, maalesef depreme hazırlıklı değiliz ve yeterince profesyonel ekipmanın olmadığı, insan gücünün olmadığını gördük orada. Benim çağrım vardır böyle sivil toplum kuruluşları ve yüksek o merkezde faaliyet gösteren derneklerimizin bir an önce depremle alakalı bir panel ve hatta bir toplantının yapılması ve bu toplantının neticesinde de kalifiye eleman yetiştirmek ve eğitimini aldırtmak. Özellikle Allah korusun bir afette, bir depremde başımıza neler gelebilir. Nitekim çok yakın zamanda da gördük. Oradan ders çıkarmamız lazım ve oradan da oranın ne tür eksikleri vardır. Oralardaki çalışan sivil toplum kuruluşları afetle koordineli bir şekilde burada yüksek boğada eğitimlerin verilmesi, özellikle arama kurtarma konusunda ve ekipman konusunda. Giden arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı jeneratördü, hiltiydi, el aletleriydi. Bunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bir an önce bizler de yüksek boğada sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bu konuda acilen bir araya gelip böyle bir çalışma yapmamız lazım. Allah korusun, böyle bir felaket başımıza geldiği zaman en azından bir tedbirli olmamız lazımdır. Bu konuda üzerimize Yüksek Ova Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen bir sorumluluk ve bir görev varsa biz bunu arkadaşlarımızla yapmaya hazırız. Nitekim de yapmamız lazımdır. Ben bu konuda herkese, Yüksek Ova'daki bütün sivil toplum kuruluşları ve derneklere çağrımdır. Bir an önce el ele verip böyle bir faaliyeti yürütelim. Kesinlikle Yüksek Ova depreme hazır değil, fikrimce. Yani kendi düşüncem olarak bu yaşadığımız kötü ve büyük depremden sonra, bırakın Yüksek Ova'yı, Türkiye'nin hiçbir yerinde Türkiye'nin depreme hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi daha geçen yıl, yani takip ediyoruz, hepimiz çok üzgünüz. Geçen yıl yapılan yapılar bile kolonsuz bir şekilde gösteriliyor ve bunun yüzünden birçok can kaybettik ve bu acıyı inanın derinden yaşıyoruz. Kaldı ki Maraş'ta 10 ilimizde olan büyük depremi biz burada hissedip evlerimizde rahatlıkla kalamıyoruz. Korkuyla yaşıyoruz. Bunun için gerekenin yapılması lazım. Yani aslında deprem öldürmüyor diyorlar ya, gerçekten öyle. Yapılar öldürüyor. İnsanların canlarını hiçe sayıp olmaması gereken malzemeyi kullanıyorlar. Bunun için de hayatlarımızı sürdürebilmemiz için güvenli bir ülkede yaşamamız lazım. Güvenli evlerde yaşamamız lazım. Bunun için denetimlerin sıkılaştırılması lazım. Yani ne diyeyim, üzgünüz, mutsuzuz. Onlarla beraber inanın bizler de öldük. Hepimizin başı sağ olsun. Kaldı ki Hakkari Yüksekova gibi bir ilçe zaten zemin olarak suluk bir yer. Yani her an tetikteyiz, her an korkuyla yaşıyoruz. Eski yapılarımız çok mevcut. Yeni o yapılan yapılardan hiç emin değiliz. Yani bunun artık, yani bu yaşanmış olan büyük felaketten sonra ciddi anlamda ele alınması lazım. Bundan sonraki depremlerde yani yıkılacak her binanın sorumlusu artık afet olmayacaktır. Çünkü geçmişten bu yana Türkiye ülkesi kesinlikle bir deprem ülkesi ve hepimiz bunun farkındayız. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve ele alınması lazım. Çünkü bundan sonrası emin olun doğal bir afet olmayacak. Evet arkadaşlar, Yüksek Ova depreme hazır mı sorusu. Aslında bu soru bugün sorulmamalı. Her deprem sonrası sorulan sorular ya da akla gelen şeyler. Ne yazık ki Yüksek Ova depreme hazır değil. Bildiğiniz üzere 1930 yılında bir Hakkari depremi oldu. Neredeyse 100 yıl oldu. Tüm deprem uzmanlarının göstermiş olduğu, hepimizin de bildiği Hakkari deprem bölgesinde. Birinci derece deprem bölgesi. Fay hattı üzerinde. Bunların önlemini zamanında almadık. Yani nasıl almadık? Şöyle bir durum var. Biz tarım arazilerine, ovalara yapı yaptık. Aslında zamanında bunların önlemi alınmalıydı. Şimdi iş işten geçmiş gibi görünüyor. Geç kalınmış mı? Tabii bu deprem gelmeden yine önlemler alınabilir. En azından ilgili kurumların bir çalışması, sahaya inmeleri gerekiyor. Benim nacizane bir önerim var. Muhtemelen ilgililer ya da yetkililer de bunu düşünüyorlardır. Yapacaklarını da umuyorum.
Bina kimlikleri diye bir çalışma yapmaları gerekiyor. Hangi bina depreme dayanıklı, oturulabilir mi, oturulamaz mı diye bir çalışma yapmaları lazım. Binalara kimlik verilmesi lazım. Bundan sonra da hem tarım arazilerine hem ovaya yapıların yapılmasına izin verilmemeli. Güçlendirmelerin yapılması lazım ve ivedilikle. İlgili kurumların bu anlamda denetimlerini yapması lazım. Maalesef biz hazır değiliz. Sürekli bize gelecek gibi bir deprem görünüyor. Umarım bu depremi yaşamadan biz bunun önlemini alır ve en az zararla kurtuluruz. Bunu can yürekten istiyorum ama dediğim gibi denetimlerin yapılması lazım. Depremle ilgili Hakkari bölgesinde ve özellikle Yüksekova'da komisyonların kurulması lazım. Gönüllü komisyonların, arama kurtarma komisyonlarının, tüm ekipmanlara sahip olan komisyonların bir şekilde ivedilikle kurulması lazım. Buna ihtiyaç var ve eğitimlerin verilmesi lazım. Gönül sayısı yakalanmalı. Bu anlamda da önemli bir çalışma yapılmalı diye düşünüyorum. Yüksekova depreme hazır değil yani. Gereken yerli binalarımız. Genel yapıları hepsi eskidir. Günümüzde yani bu 5 yıl, 10 yıl yapılan yapılarda ise hepsi yani gerek mühendisler bakımından gerekse kendi inşaat kuran insanlarımız yani kendi dükkan sahipleri, bina sahipleri yani demirden kaçma veya ne bileyim yani daha çok maddiyatı az olan şeyleri seçiyorlar. Çünkü şöyle bir şey mesela biz daha önce de bu işte çalıştık yani. Adam diyor ki sıkıntı yok, ben mühendisim, ben gerekeni yapayım, beni ilgilendirmiyor gibisinde. Şimdi mesela şu an şöyle göstereyim size, kısaca söyleyeyim. Mesela bu binalarımız hepsi eskiden mesela yapılar çöküyor şimdi. Bu binalar herhangi dayanıksızdır zaten. O konuda mesela, tabii depreme dayanıksız bir bölge olduğu için ayrıyeten sıkıntısı var çünkü. Burası genelde hani fay hattının geçtiği bir yer, özellikle coğrafyada zaten hepimiz görüyoruz. İran'dan gelen fay hatlarımızdan geri böyle Van'dan, Başkale'den çıkan bir fay hattımız var. Tabii biz buna göre bir de zemin olarak ismini ovadan alıyor Yüksekova zaten. Ovasından belli yani. Tabii Allah göstermesin herhangi böyle bir 5.9, 6.7 bir sarsıntı bile olduğunda Yüksekova merkezi yok olur gider yani. Daha çok minimum kırsal kesim hisseder o kadar yani. Tabii bunun için öncelikle denetimin yapılması gerekir. Tabii biz bu konuda denetim derken cebine göre denetim değil. Gönlümüzde örneğin gidiyorsun, o kişinin yanına gidiyorsun mesela adam bir binanın yeni yapmış. 4 katlı çift daireli adam yapmış. Adam diyor ki işte ben cebine göre adam tarifa yapıyor yani. Adam diyor ki al sana bu kadar maddiyat, sıkıntı yok. Adam imzasını batıyor işte en lüks daire bu de. Tabii bu konuda yani denetim yapılması gerekir. Bu tabii denetimlerden belirli şahsi kişiler değil. Yani bir kurum ve kuruluşun yapılması gerekir bu konuda. Çünkü şöyle bir durum yaşanıyoruz mesela. Adam bir kurumu veriyor, kurum diğer kurumu veriyor yani. O ona devrediyor derken artık kısa ve öz bir şekilde böylelikle konuyu kapatıyorlar. Yüksekova gibi bir yer depreme hazır değil. Ama bunu yetkililer hazırlığını yapabilirler. Çünkü jeolojiciler bunun haberini veriyorlar. Bunun beklentilerini söylüyorlar. Böyle bir deprem bekleniyor Hakkari'de. Dolayısıyla beklenen bir depreme tedbir alınabilir. Yani neler mi yapılabilir? İmarına, yapılan inşaatına, müteahhitine, her şeyine dolaylı önlemler alınabilir. Yüksekova depreme hazır değil. Uykuda olursa nasıl hazır olabilir? Hiç hazır değil. Hiç hazır değil. Yani en büyük felaket 10 ilimize vurduktan sonra hiçbirimiz hazır değil, hiçbirimiz. Tamamıyla herkesin psikolojisi de tamamıyla bozulmuş. Ne birbirimize kenetlenmeliyiz, birbirimize destek vermeliyiz bundan sonra. Ha birbirimize, yani açıp yiyeceğim, bizim emhamet bu hacı yiyebilirken, emhamet bir saati başta devam desteği yiyebilirken, daim ola bu herkese yiyebilirken, bu yed, ne bin depremiydi, bu yed deprem zede, bu yed نوشار دیوش یرن هم همه چیشیدم دیجم هم حاضرن همه چیشیدم همه چیشیدم هم مخوزی ای خودان گیب والله جان گنلدم بی کشی باقمق استیورم بی کشی ده ایکی کشی بنام هیچ بی شیم ده یوک اما باقمق استیورم
Kahramanmaraş ve yaklaşık 10 ilimizde meydana gelen depremlerin yıkıcı etkisi çok fazla büyük oldu. Hem sosyolojik açıdan hem de giden büyük canlarımız oldu. Burada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tabii bu kadar insanlarımızın fazla yaralanması, zararlı bir şekilde meydana gelen bu depremlerin asıl sebepleri tabii tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Tedbir ve imar barışı ile ilgili birçok çalışma yapıldı ama gerçekten de binaların sağlam yapıya sahip olmadığı bu yıkıcı etkilerin zaten öngörülerinden bir tanesi oldu. Tabii bunun yanı sıra bilim insanları bölgemizde birçok depremlerin, birçok daha ilde depremlerin olabileceğini söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi de Hakkari ve ilçeleri baz alınıyor. Tabii biz Hakkari ve ilçeleri olarak biz depreme hazır mıyız? Bunun söylenmesi gerekiyor. Bunun araştırılması gerekiyor. Tabii biz toplum olarak gerçekten hazır olmadığımızı hem bina olarak hem yerleşke olarak hem de toplum düzeyinde deprem bilincinin olmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Bu konuda AFAD başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber biz depreme hazırlık eğitiminin verilmesi gerekiyor. Tabii bölge bölge bunların yapılması gerekiyor. İkinci olarak ilçelerde ve merkezde bulunan yapıların denetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda önlemimizi alalım ve ileride olabilecek herhangi bir depremi için neler yapabiliriz? Vatandaşlarımızın yaşam alanını nasıl daha iyileştirebiliriz? Bunun çalışmalarını yapmamız lazım. Bu konuda bütün STK'larımızın ve yetkililerimizi bu konuda çalışma yapmasını davet ediyoruz. STK'lar depreme hazır değil. Çünkü alt çalışmaları yok, ekipmanlar yok. 4-5 gündür biz Hatay'daydık. Ektasar ekibi olarak, AFAD günleri olarak oradaki enkazı gördük. Hani 7.7, 7.6 depremleri gören bir yer. Yani Yüksekova'nın bu şartlarıyla çok zor. Biz burada Yektaşer ailesi olarak belli bir ekipmanla arama kurtarma ekipmanlarını biz burada oluşturacağız. Yerken ileri safhalarda. Hani bunu bir şekilde bir ön ayak olarak hem seminerler vereceğiz burada, eğitimler vereceğiz. Hani bu aşamada belki bir ön ayak olur. İlk başta biz burada hani her bir ilin, her bir İlçenin bir arama kurtarma ekibi var. Biz de burada Yüksekova arama kurtarma teknik ekibi oluşturacağız burada. İlk başta biz burada halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü halkımız burada herhangi bir depremle bilgisi yok. Yani yaşam alanlarını nasıl sahip çıkabileceklerini de bilmiyorlar. O konuda biz seminerler vereceğiz. Gerekirse eğitimler vereceğiz. Depreme hazır mı? Hazır değiliz. Hani her türlü, her bakımda çok eksiğimiz var. Gerekse eski yapılar, hani yeni yapıları bilmiyoruz. Hani yeni yapılar kurallara uygun yapılmış mı, yapılmamış mı? Onu da net bilmiyoruz. Bizim mühendisler falan, herkes bunun üzerinde durmalı. Araştırma yapmak lazım. Yapmaları gerekiyor. Çünkü hepimizin gerçekten buna ihtiyacı var. Hepimizin. Geçen depremi gördük. Hepimizin başı sağ olsun. Hani çok kötü bir görüntü. Çok kötü bir durum içerisindeyiz. Aynısını yaşamak istemiyoruz hiçbir şey. Şimdi öncelikle şöyle diyeyim. Yüksek o hani depreme hazır mı, hazır değil mi bunu biz bilemeyiz. Bunu gerekli mesela mühendisler, müteahhitler, devlet bunların içerisinde bir kurum yönlendirecek. Yüksek o'nun tüm binalarıyla ilgili otoriter bir devletin yapması gerekenleri söylüyorum. Bütün kolonlardan başlayacak. Örnek alacak. Hazır mı? Hazır değil mi? Ancak bu şekilde öğrenilebilir. Görevlendirecek. Bütün binalardan, kolonlardan başlayacaklar. Yani fikrim budur. Millet kendi çabasıyla işte binalarında güçlendirme yapabilirler, imkanları olanlar. Ekstra işte kolonlarından başlayarak güçlendirme yapabilirler. Onun dışında Allah muhafaza bir deprem olması halinde şimdiden bir saha kurulması lazım. Allah muhafaza öyle yaralıların işte gidebileceği sahra hastaneleridir, çadırlardır vesairesi. Şu bu. Depreme hazır değil. Çünkü bırak Yüksekova'yı, ülke olarak depreme hazır değiliz. Şu an en son yaşadığımız şu an bugün deprem. Acısını hepimiz taşıyoruz şu an. O acı inan ki yaşamış gibiyiz.
Şu anda kendimizden değiliz. Daha onun stresi, sıkıntısı olsun, ailede olsun hepimizde yaşıyoruz. Ve yüksek olan dışında her yerde bu sıkıntı var. Hazırlıklı değil. Bunun tecrübeleri lazım. Artık bunun eğitimi lazım. Bunun artık ne yapılacağını bilmemiz lazım. Bir de buradaki evleri, binaları kontrol etmeleri lazım. Ekip çıkartmaları lazım. Hani bu böyledir yani artık. Biz de kendimiz için Türkiye'nin bir afet ve bir doğal afete ait olduğu bir bölge olduğu gerçek. Bu gerçeği yüzleşmemizde zaten gördüğümüz olaylar da oldu. Ne yapacağız? Bunu bir dahaki zaman yaşamamak için bunun tedbirlerini almamız lazım. Can gönülle herkes devletimizle, milletimizle beraber bir şekilde el ele verip bu sıkıntıları ve bu olacak doğal afetlere karşı hazırlıklı olmamız ve tedbir olmamız lazım. Ya zaten aldığımız bilgilere göre burada iki tane fay hattı geçiyor. Bir fay hattının Kadıköy tarafından geçip Şemdinli'ye doğru gittiğini ve bir fay hattının da Esenler tarafından İran Urmariye tarafına geçtiğini biliyoruz. Vallahi şu an Allah göstermez, hele bu soğukta, hele bu çünkü depremin ne zaman ne geleceği kimse bilmez. Ne zaman ne olacağı kimse bilmez. Çok hazırlıksızız, kimse ne yapacağını bilmiyor, tedbir yok. Kimse ne şekilde kendi koruyacağı bile o hazırlıkta değil. Yani. Yüksek olan depreme hazır olduğunu düşünmüyorum. İlkece depremle ilgili nasıl sıkıntılarla boğuştuğumuzu gördük zaten. Yüksek olan zemininin deprem açısından çok sulak olduğunu ve çok tehlike içerdiğini fark ettik. Okuduğumuz yazılardan, haberlerde gördüğümüz görüntülerden bunu öğrenmiş olduk. Tabii biz bu işin uzmanı değiliz ama okuduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla yüksek havanın da tehlikeli bölgelerden olduğunu ve zemininin sulak olduğunu, kaygan olduğunu öğrendik. Bu açıdan yapılan binaların, bundan sonra en azından yapılacak olan binaların yani zemine çok uygun yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Allah korusun olası bir deprem felaketinde çok fazla can kaybına mal olacağını düşünüyorum. Yani evet. Sorunun özetine gelirsek depreme hazırlıklı değiliz. Ya şöyle söyleyeyim, yeni yapılan yapıların birçok yere göre belki sağlam olabilir ama hani ben de inşaattan gelme biri olduğum için az çok fikir yürütebiliyorum. Zemin açısından, temel açısından yani yüksek olan zeminine uygun, depreme dayanıklı yapılmadığını düşünüyorum. Belki binanın kendisi iyi yapılmış olabilir. Duvarlar, beton sağlam olabilir. Birinci kalite kullanılmış olabilir. Demirler sağlam olabilir ama biz bu depremde yıkılan bazı binaları gördük. Yerinden çıktığını gördük. Yani binanın kendisi çok fazla zeval görmemiş ama binanın ta dipten yıkıldığını gördük. Devrildiğini gördük daha doğrusu. Demek ki temelin de çok sağlam olması yanında zemine uygun yapılması gerekiyormuş. Biz bunu son dönemlerde öğrendik. Tedbir amaçlı elbette ki bu da olmalı. Çarşı merkezinde çok fazla ya bir boş alanımız yok. Allah korusun olası bir yani sadece depremle doğal bir afette ya da depremle halkı bir yere toplayacağımız bir yerin olması lazım. Çünkü nüfus fazlalaşıyor, nüfusumuz da fazla. 50 bin insanı siz tek bir tane spor salonuna ya da bir stadyuma sığdıramazsınız. O yüzden hani şehir içerisinde hem toplanma amaçlı hem de yani mantıklı düşünürsek sosyalleşme açısından geniş alanlı parklar yapılırsa bu parklar batıda olduğu gibi böyle dönemlerde toplumların birleşmesi, yani çadırların kurulacağı yer olarak da kullanılabilir. Olabilir. Çünkü yüksek yerde yani tepelere dağ yamaçlarına yapılmış binaların depremden daha az hasar gördüğünü öğrenmiş olduk. Yani toplama merkezinin o taraflarda olması gayet mantıklı bence. Yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı. Bu anlamda ülkemizde tüm STK'ların katılımıyla bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız.